Salgının başlamasıyla birlikte bütün dünyada COVID-19 ile ilgili olarak neyle tedavi edebiliriz arayışı başladı ve klorokin ve favipiravirin etkili olabileceği düşünüldü ama kısa sürede hiçbir etkinliklerinin olmadığı anlaşıldı ve terk edildi. Oysa Türkiye klorokin ve favipiravir vermeye sonuna kadar devam etti ve neredeyse bir yıldır tüm bilim insanları, bizler, bilim kurulu hariç herkes klorokin ve favipiravirin hiçbir etkinliği olmadığını ve üstüne üstlük son derece ciddi yan etkilerinin olduğunu söylediler ama bakanlık bunlara kulakları tıkadı. Niye? Çünkü filyasyon ekipleriyle vatandaşın evine gidip onların eline ilaç tutuşturmak ve bunları içeceksiniz demek sanki bir iş yapmış gibi olmak anlamına geliyordu. İktidar bunu politik iletişim aracı olarak kullandı ve özellikle de hastaların hastaneye gelmesini önlemek için yeter ki evinizde kalın, bakın devletiniz size ilaç getirdi demiş olmak için bu yolu denediler. Faydasız bir şeyi, yan etkileri olan bir şeyi, bebeklerin sakat doğumuna neden olabilen ilaçları, kalp ritim bozuklukları yapan ilaçları verdiler ve bunu verenler doktor da değildi ve hastaların muhtemelen çok ciddi sağlık sorunları oluşturuldu. Bunun takibi dahi yapılmadı. Defalarca gündeme getirdik cevap vermediler. Şimdi klorokini rehberden çıkarttılar. Favipiravir hala duruyor. Bakanlık favipiravir de çıkartmak zorunda. Eğer bu favipiravir bakanlık rehberden çıkartırsa da bu sefer bir yıllık tiyatro çökmüş olacak. Bir yıldır devletin, bakanlığın boşuna ilaç götürdüğü ortaya çıkmış olacak. Ve o övündükleri her hastaya evinde ilaç götürüyoruz. Daha ne yapalım? Politikası da çökmüş olacak. Bu olmasın diye hala etkisiz bir ilacı vatandaşlarımıza içirmeye devam ediyorlar.